Merhabalar. Bugün Giresun yöresine ait hamsili pilav yemeğini yapacağız. Öncelikle içini söyleyeceğiz. İçinde kullandığımız malzemeler hamsi, maydanoz, soğan, havuç, pirinç, yağ, nane, tuz. Hamsilerimizi güzelce temizliyoruz. Temizlerken üzerine mısır unu ekliyoruz ki elimizden kaymasın, daha kolay temizleyelim diye. İstesek yapmayabiliriz. Hamsimizi temizledikten sonra kılçıklarını temizliyoruz. Kılçıklarını da temizledikten sonra güzelce yıkayıp üzerine tuz serpip bir kenara bırakıyoruz ve tuzumuz çekmesini bekliyoruz. İçi için aldığımız malzemeleri küçük küçük doğruyoruz. Havucu rendeledik daha kolay pişmesi için. Şimdi tavamızı ateşe bırakıyoruz. Göz kararı yağ koyuyoruz. Daha sonra üzerine küp küp doğradığımız küçük soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız tespitlenince kadar tavada kavuruyoruz. Üzerine pirincimizi ekliyoruz. Pirinçle beraber rendelenmiş olduğumuz havucumuzu da ekliyoruz. Daha sonra bunların hepsini karıştırıyoruz. Maydanozumuzu erkenden koymuyoruz. Çok ölü olmasın diye, diri kalsın, tadı gelsin diye. 1-2 dakika karıştırdığımız pirincimizin üzerine maydanozumuzu ekliyoruz. Onları da güzelce karıştırıyoruz. Damak tadımıza göre üzerine nane ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bunları da güzelce karıştırıp üzerine su koyuyoruz. Suyu da güzelce karıştırıyoruz. Kısık ateşte pirincimizi yapmış olduğumuz içi bırakıyoruz. Güzel kapağını kapatıyoruz. Suyunu çektikten sonra içimizi güzelce karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra hamsi tavamızı kızdırıyoruz. Çünkü hamsilerin yapışmaması gerekiyor. Dibine yağlıyoruz. Hamsilerimizi güzelce diziyoruz. Açık bir şekilde diziyoruz. Kenarlarına da diziyoruz. Bunu dizmemizin sebebi hamsimiz tavayı karıştırırken kenarlarından pirinç dökülmemesi için. Kenarlarına dizdiğimiz hamsileri daha sonra zaten pirincimizin üzerine kapatacağız. Şimdi yapmış olduğumuz iç, dizme işlemi bittikten sonra içine döküyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde koyuyoruz. Bir tarafı çok, bir tarafı az olursa çevirmekte zorlanabilir. Elimizle dökebiliriz. Dikkatli olması için her tarafa eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra kenarlarına koymuş olduğumuz hamsileri pirincimizi yerleştirdikten sonra üzerine kapıyoruz. Hepsini bu şekilde kapadıktan sonra üzerinde açık kalan yerlerine o kılçığını aldığımız hamsimizi tekrardan yerleştiriyoruz ve ateşe koyuyoruz. Tavamızı çevire çevire sağını solunu kızartıyoruz. Altı pişmiş mi diye bakmak için tavanın kapağını çeviriyoruz. Pişmiş ise kapaktan tavaya tersini aktarıyoruz. O yüzden de aynı şekilde pişirip servis ediyoruz.